Arkadaşlar merhaba. Aslında makinayı bitirdim. Fakat birden devrini yükselttim. Yükseltince şu göbek kısmı parçalandı. Hatta mil de yamuldu. Onu düzeltmeye çalıştım. Buralar yamuldu. Şu an hala yalpalanarak dönüyor. Fakat yine kullanmaya devam edeceğim. Sıkıntının neyden kaynaklı olduğunu size anlatmaya çalışacağım. Ondan dolayı söylüyorum. Her şey çok güzel. Benim zımpara makinamda da kullandığım gibi hız kontrol kartını kullanmıştım. Buna benzer hız kontrol kartlarında tork ayarlarını kontrol edemiyorsunuz. Yavaş döndüğü zaman, herhangi bir cihaza bağladığınız zaman en ufak bir zorlamada durur. Bunun fiyatı 15 lira. Bu tür makinelerde kullanmanızı kesinlikle tavsiye etmiyorum. Ufak projelerde bunlara benzer kullanabilirsiniz. Bundan da hatta bunu kullanmadım. Bunun fiyatı da 12 ile 15 lira arası. Bunu kullandım. Bu da bir üst versiyonu. Bunun fiyatı da ortalama 40-45 lira arası. Hatta bunda kullandığım zaman direkt makine çalışmaya başlıyor. Yani belirli bir aralık yok. Belirli bir aralıktan hemen sonra başlıyor. Yani onun için hemen makine çalışmaya başlıyor. Fakat bunu taktığımızda makine elektrik verdiğimizde duruyor. Ancak biraz ilerlettiğimiz zaman %1'lik %2'lik kısma geldiği zaman motor çalışmaya başlıyor. Fakat bunda da tork ayarı yok. Tork kablolarını bağlamıyoruz. Ondan daha önce kesmiştim tork kablolarını. Fakat şimdi bunda makine parçalandı zaten. Çok hızlı çevirmeye başladım ahşabı kesmeyince. Bu da durduramadım kısacası. Şimdi dediğim gibi küçük projelerde buna benzer kullanabilirsiniz bunları. Ama yüksek devirli motorlarda kesinlikle kullanmanızı tavsiye etmem. Örneğin bu tür şeyler, bu tür motorlarda. Bunu ilk defa alıyorum. Yeni aldım 150 liraya. Sanırım Robotistan'da falan almıştım. Linkini paylaşırım. Bakalım bunda nasıl bir tepki verecek. Ama en basitinden bunu biliyorum ki şuradaki iki mavi kablo tork ayarını, yani şu kestiğimiz kablonun tork kablolarını yeniden bağlayıp buradan getirdim. Bunu kullanacağız. Böylece %1'lik, 2'lik ya da 3'lük devirlerde bile motorun durmaması lazım. Böylece burayı çok zorlanmadan işimizi görebileceğimizi düşünüyorum. Bakalım. Hatta video kısmını almamıştım. Ben bunu hazırlamıştım. Makine parçalanmadan önce. Bunu bunun üzerinde denemiştim. Şu şekilde. Onun için şu deliği kapatıp yeniden buna uygun delik açacağız buradan. Bunu kullanacağız. Bu düğmeyi tekrar sökmeyi düşünmüyorum. Aslında gerek yok ama en azından ışıklı bir düğme dursun üzerinde. Elektrikten gelen şunun bağlantısını da göstereyim. 3 adet kablomuz zaten geliyor direkt elektrikten. Nötr, topraklama diyelim. Bu da elektrik olsun. Direkt topraklama ya da elektriklerden biri baş uca geliyor. İkincisi diğer uca geliyor. Ortadaki de çıkış olan kablomuz. Bu tür anahtarlarda bu şekilde bağlıyoruz. Yani orta çıkış. Diğer geriye kalan baş ve son giriş. Burada ise şunu göstermeye çalışayım. Bunun üzerinden önce bir göstereyim. Burası nötr zaten. Nötr kablomuzu bağlayacağız. Şu iki mavi motorun arkasındaki şu arka kısımdan gelen iki adet kablo var. Bunlar da iki tane sarı. Şurada uzattım. Daha önce kestiğimden dolayı uzatmasıyla buraya birinci ve ikinci jumperlara geliyor. Bu da zaten ona denk geliyor. Bu şekilde. Üçüncüsü olan beyaz kısmı ise kullanmayacağız biz.
yeşille kırmızıyla direkt gelen şuradaki biri kömür, biri de üst kısmından gelen sargılardan biri. Yani bu tür motorlarda daha önceki videolarımda da anlattım ben. Çok basit burayı çözmek. Sadece buralardan gelen kabloları takip ederek bir tane kömürle bir tane sargının ucu birbirine zaten birleşecek. Bunu birbirine bağladık. Ortadan kalktı bu. Dediğimiz gibi arkasında gelen tork ayarı için iki kabloyu da zaten getirdik. Geriye kalıyor 2 adet. Bu 2 adet de birini zaten elektriğe, birini de nötre bağlayacağız. Daha doğrusu birini de topraklamaya bağlayacağız. Birini de faz. Başka da bir şey yok burada. Yine takıldığınız yerlerde sorabilirsiniz her zaman. Bakalım bunda nasıl bir performans gösterecek. Eğer iyi bir performans gösterirse zımpara makinamızdaki oradaki hız kontrol ünitesini de kartı da değiştirip bununla. Biraz dediğim gibi bu pahalı, bu 150-200 lira civarında. Diğerleri daha uygun.